Arkadaşlar merhaba, yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kaldığımız yerden Küçük Siyok'u geliştirmeye devam ediyoruz. En son 3. arenaya çıkmıştık. Ve bugün arkadaşlar Küçük Siyok'u nasıl daha fazla geliştirebiliriz diye, kartlarımızı nasıl geliştirebiliriz diye yollarını arayacağız. Öncelikle geçtiğimiz videoyu hatırlıyorsanız bir büyülü sandığımız vardı. Öncelikle onu açmak istiyorum. Lütfen ana destemde olan kartlar çıksın ve güzel kartlar çıksın. Minyonlar tamam. Okçular güzel. Bakıyorum alet topu var. Güzel. Bunu beğenmedim. Şövalye güzel oldu. Mini Pekka. Neden bana sürekli Mini Pekka veriyor? Sonrasında Prens. Galiba başka destansı yok. Ben böyle giderse Prensimi max yaparım yani. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Bu arada gözlük takıyorum. Siz ilk defa görüyorsunuz muhtemelen. Bugün geldi gözlüğüm arkadaşlar. Elimden geldiğince takmaya çalışacağım gözlüğü. Bilmiyorum devam eder miyim? Ama genelde ben lens takıyorum. O yüzden bilmiyorum. Şimdi gümüş sandığımı da açtım. Ve bugün arkadaşlar Supercell'den gelen hediyeler hakkında da konuşacağım. Bana bir sürü kutu kutu hediye gönderdiler yani Supercell. Evet şimdi şu ödülleri alalım. Küçük Siyok'u geliştirmeye devam edelim. Burada etkinlikler var. Etkinlikleri oynayarak da hesabı geliştirebiliriz. Bence buraya bir göz atalım. Ve markete geleyim bakayım. Markette ise baktığımızda pek de bir şey yok. Bunları almıyoruz unutmayın. Hesabımızda altınlar çok kıymetli olduğu için bunları almıyorduk. Şimdi hangisi daha çok ödül veriyor ben ona bakayım, sonra ona göre başlayalım. Evet arkadaşlar siz zahmet etmeyin diye ben 11 galibiyete kadar geldim kendi kendime şu desteğiyle. Aslında bu videoda 3. arenaya geçmeye çalışacağım ya da ilerlemeye çalışacağım baya. Artık zamana bırakıyorum. Evet karşımızda Kanye West var. Ve arkadaşlar Supercell'in hediyelerini göstereceğim. Öncesinde videoya beğeni atarsanız ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani yorum olarak her şeyi yazabilirsiniz. Sadece yani amaç sadece beni desteklemek. O yüzden çok teşekkür ederim şimdiden. Şöyle bir tanesiyle kulemizi açalım. Fazla ciddi oynayamıyorum bu mücadeleyi çünkü rakipler de ciddi rakipler değil. Sadece düşünmeden golem attım arkadaşlar. İlk toplayısı attım, golem attım. Sadece bunları yaptım. Ve basit bir şekilde mücadeleyi bitirebiliyoruz. Şimdi toplayıcı dikeceğim ve size hediyeleri göstereceğim arkadaşlar. Unutmayın bu hesapta para yatırmayacağız. Şimdi ilk göstereceğim hediye domuz. Evet gözü olmayan bir domuz göndermiş bana Supercell. Sonrasında bu aslında binicinin domuzu arkadaşlar. Binicimiz de burada. Aslında en havalı hediye bu bence. Ama arkadaşlar pek faydalı bir şey değil. Yani gündelik hayatta işime yaramıyor bu binici. Hatta gece çok korkunç gözüküyor bence. Evet. Sonrasında arkadaşlar bir barbarım var. Yine peluş göndermişler. İşime yaran hiçbir şey göndermemişler ama güzel. Sağ olsunlar. Evet. Gördüğünüz gibi çirkin bir barbar. Ve arkadaşlar binicinin bu arada küpesi var. En çok dikkatimi o çekti. Küpesine kadar yapmışlar bak. Burada küpesi var. Neyse benim kedim bundan çok korkuyor arkadaşlar. Sonra en sevdiğim hediye. Neden en çok hoşuma gitti bu biliyor musunuz? Supercell'in gönderdiği. Bu harika bardak. O kadar kaliteli ki. Bak. Kapkanın şuraları. Normalde dandik bir bardak. Böyle olmaz. Mesela Trendyol'dan sipariş ettiğim 100 liralık bir espresso bardağı. Bu arada iki tanesi 100 liraydı. Baktığınızda hiç sağlam değil. Ama sağlam bardak işte böyle olur. Böyle anlaşılır. Supercell'e teşekkür edeyim yani. Evet birazcık kıymetimizi anlamaya başladılar. Umarım güncellemelerde de güzel bir şeyler getirirler artık. Evet sonrasında baktığımızda arkadaşlar TV Bomb Day yazıyor üzerinde. Bomba gibi geçsin günüm diyor ve çok hoşuma gitti. Ve bu bana inanılmaz bir enerji veriyor sabah kahve içerken. O yüzden bu bayağı bir hoşuma gitti. Bu arada adamı uçtan çekmeye çalışalım. Ve arkadaşlar bir hediye daha gelecek. O da gizemli kutu olacak. Daha gelmedi. Ve gizemli kutunun ben ne olacağını çok merak ediyorum açıkçası. İçinden ne çıkacağını. Zaten videoda size gösteririm herhalde. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Evet bu kanala abone olabilirsiniz bu arada. Olmayanlar var, izleyenler var. O yüzden söylüyorum. Evet bu adam herhalde kaybetti. Bu arada arkadaşlar eğer bu hesabı para yatırmadan geliştirmek istiyorsak o zaman yapmamız gereken şey buradaki etkinlikleri oynamak ve dükkandan en iyi şeyleri almak. Nasıl para yatırmadan en iyi şekilde Clash Royale oynayabileceğinizi size kanıtlayacağım arkadaşlar bu kanalda en azından bu seride. Evet şu anda 3 tane çektiğim rakip de ağlıyor. Evet şimdi arkadaşlar mücadele bitti. İnanılmaz bir şekilde sezon jetonu kazandım ve bunları şimdi harcayalım. Şimdi harcarken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi biz arkadaşlar para yatırmayan normal bir oyuncuyuz. O zaman yapmamız gereken şey şudur. Bakın geliyorsunuz. Oh 2000 tane aldım. Harika. Şimdi dükkanda bizim süsle püsle işimiz yok. Bizim paramız yok. Gidip de şu emoji almam. Niye alayım? Ne işime yarayacak? Siz de almayın. Eğer para yatırmıyorsanız. Veya flama almam. İşime yaramaz. Hatta flamamı düzenleyelim bu arada. Birazdan flamaya döneceğim.
Bakın bana evrim token lazım. İskelet evrimi almam. Çünkü potansiyel olarak mantıklı bir evrim değil. Çarpmaya veya oklara her şey ölecek sonuç olarak. Ne gelirse gelsin. Can dışında mesela. O yüzden bu ne deniyor buna? Joker evrim parçasını alacağım arkadaşlar. Gelecekte işimize yarayacak. Bu arada barbar çıkardım video dışında. Etkinliği oynarken yanlışlıkla sandık açtım. Ve barbarı evrim geçirebiliriz. Kraliyet devci olabiliriz. Bunu ben alıyorum. Evet. Ve 3 tane Joker parçam oldu arkadaşlar. Küçük C yok. Gelişecek. Sonra baktığımızda kitapların, şu kitapların kitabı değil de şu kitaplar bana lazım olacak. Şunlardan alabilirim. Efsanevi çıkarmakta zorlanacağız gibi duruyor. Evet, hatta arkadaşlar bir bakıyorum ne alabiliriz diye. Sanıyorum evet, bize efsanevi lazım olacak. Şundan alabildiğim kadar alacağım. Envanter niye dolu ya? Bir daha alabiliyor muyum? Yok, alamıyoruz. Tamam, o zaman destansı alalım. Alabildiğimiz kadar alalım arkadaşlar. Tamam, şundan da alalım. Bütün paramı harcıyorum. Bunlar bizim çok işimize yarayacak. Daha param kaldı mı? İsterseniz sonraya saklayabiliriz bu paraları. Çok güzel bir geliştirme yaptık. Şimdi destemize geldiğimizde hala ne olacağıma büyüyünce karar veremedim. Kraliyet devcim olacağım. Artık serinin akışına bırakıyorum. Siz beraber göreceksiniz nece olacağımı. O yüzden şu anlık memnunum. Çok güzel şeyler çıkardık. Ve arkadaşlar şurada sandık açalım. Evet, çıkarmadığım bu arada hangi kartlar var? Çıkarmak istediğim bu arenada. Mega Minyon çıkarmadım galiba. Koçbaşı da çıkarmadım. Hadi bakalım. Umarım bu sandıktan onlar çıkarlar. İki tane sandığımız varmış. Yok. Önce jeton verdi. Bir tane de sandık verecek galiba. Hadi. Goblin kulübesi çöp. Oo, Mega Minyon açıldı. Valkür bombacı. Tamam. Şimdi şu jokerlerimi kullanmayacağım arkadaşlar henüz. Sonra kullanırız. Daha iyi kartlar çıkarttığımızda. Evet, şu an barbar arenasındayız. Bir bakalım başka bir şey yapabilir miyiz geliştirmek için. Ha, flamayı düzeltecektik. Onu bir düzeltelim arkadaşlar. Küçük siyok gelişmeye devam ediyor. Şu an çok mutlu oldum. Şurada bir ne koyabiliriz? Oduncu koyayım. Hadi farklılık olsun. Şu çimen koyayım. Çimenlikte koşan bir oduncu. Güzel oldu bence. Evet, 3. arenadayız. Bu desteğe kasmaya devam edelim. Neko Nerd. Nerd inek demek diye. Evet, ben de gözlüklerimle beraber zaten inek oldum. Arkadaşlar eskiden şöyle bir şey vardı. Bu arada ben muhabbet etmeyi çok seviyorum bu kanalda. Ya biliyorsunuzdur da hani bildiğiniz şeylerdir de ben gene belki bilmediğiniz bir şey vardır diye anlatayım yaşadığım şeyleri. Ben şunu fark ettim arkadaşlar. Bu benim gözlemim. İlkokulda ve böyle ortaokulda şey vardı. Gözlüklü ve diş teli olan insanlar ezikmiş gibi bir düşünce vardı. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? Çizgi filmlerde vardı, hatırlıyor musunuz? Çizgi filmlerde böyle bir inek karakter yapmak istediklerinde o animatörler sürekli şey yaparlar. Diş telli, gözlüklü, böyle garip bir tipleme yaparlardı ve ben şunu fark ettim. Bu tipleme bizim bilinçaltımıza o kadar yerleşti ki ortaokulda bunu bir ezikliği olarak görüyorduk. Ama şu an ben şunu fark ettim. Gözlük gerçekten güzel bir şey. Yani aslında diş teli olan mesela çok güzel insanlar var. Çok da güzel duruyor bence. Umarım yani ileride değişir bu düşünce yapısı. Bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bitirelim. Çok hızlı bitirdik bu arada. Böyle kaza kaza devam edeceğiz. Sizin de fikrinizi bekliyorum diş teli gözlük hakkında. Ben beğeniyorum gözlüğü. Şimdi biraz sandıklarımız falan var galiba. Burada bir evet sandık var. Hadi lütfen kullandığım bir şey çıksın. Top güzel. Kafes level atlatabilirim. Prens çıktı yine. Sonra burada bir taş sandığımız var. Hemen küçük silahı geliştirelim. Ne çıkacak? Oo, koçbaşı açıldı. Şövalye. Mini Pekka. Güzel. Bu arada 50 barbar alırım. Gerçi topla alabilirim. Niye düşünmeden bastım ya? Evrimi barbar kullanabiliriz ileride. Bilmiyorum. Akışına bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada prensten başka destansı yok herhalde. Full o çıkıyor. Değil mi? Bakıyorum. Burada çıkmıyor ki prens. Prens ileride çıkıyormuş. Arkadaşlar biz hile mi yaptık? Ne yaptık? Yo. Neyse. Evet arkadaşlar, şu anda bu arenadaki sol maçımızdayız. Bakın 1000 kupadan geldi adam. Bir üst arenadan yoyo geldi karşımıza. Şu an çok kritik bir maç ve adam bizden yüksek level. 7 level kral kulesi var. Arkadan devle başladım. Umarım çok fazla yüksek level kartı yoktur. Arkadaşlar bu seride bir yerden sonra çok artık zorlanmaya başlayacağız. Levellerden dolayı haberiniz olsun. Ve artık sanırım o periyoda doğru yaklaşmaya başladık. Ama şu anlık levellerim idare eder. İyiyiz yani rakibe göre. Şimdi bayağı bir saldırdı bana. Böylece dev bedavaya geldi bile diyebiliriz. Dev kartı. Devam kız prens. Oklarım hazır. Son maçımız artık bu. Barbar çanağındaki son maçımızdı. Adam şu an batırmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bir oyuncuyla hani daha iyi oynayan bir oyuncunun arasındaki fark bu yani. Adam saldırıyor pataküte. Biz güzel savunup güzel atar çıkıyoruz. Ve güzel de bir dev sandık açılımı yapacağız bu maçtan sonra. Ve videoyu kapatacağız arkadaşlar.
Benim böyle en çok heveslendiğim videolardan bir tanesi bu. Hani bu seri. Yine arkadan bir dev hata yapalım son kez. Dev sandıktan umarım çok güzel şeyler çıkar bu arada. Birazdan açacağımız dev sandıktan. Yani bilmiyorum ne çıkacak ama umarım böyle beğendiğimiz bir kart, güzel bir meta kartı çıkar ve bir sürü verir ondan. Hani böyle bir iki tane değil de 100 tane mesela ne verebilir? Goblin verebilir. Ne bileyim. Öyle bir kart işte. Adamın nesi var? İskelet ordusunu bekliyorum. Heh, tamam burada. Herhalde burada koptu artık. İskelet ordusu çıktı elinden. Ve adamda niye iskelet ordusu var? Bu burada açılıyor mu bu arenada? Güzel prens yapıştırdı. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Ve evet arkadaşlar. Bir sonraki video Büyü Vadisi'nde olacak, haberiniz olsun. Ya da artık kraliyet turnuvası oynayabilirim. Hesabı bu arada 18 level yapmamız lazım o turnuvada oynamak için. Neyse. O sonraki videonun konusu olsun. 12 leveliz daha. Oo, daha kart basmamız lazım XP için. Hemen şuradaki sandıkları hızlıca açalım. Minyon. Felaket kulesi açıldı. Felaket kulesi çok güçlü bu arada burada. Ama burada defans yapan yok ki. Neyse. İleride işimize yarar o. Oo, ateş ruhu açıldı. Oklar, Valkyör. Güzel. Sonra yeni arenaya ulaştık. Gümüş sandık. Aç aç aç. Güzel. Taşlarımızı alalım. Dev sandığımızı açalım. Dev çıktı, harika. Uf ya, Goblin kulübesine güzel bir şey ver bana. Hadi. Valkyr güzel. Bu arada Valkyr kullanabiliriz ileride. Ve mızraklı. Sevinsem mi bilemedim. Belki iş yapabilir, bilmiyorum. Neyse ya, çok yüksek beklentim vardı. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. En son hesabın hali bu oldu ve gelişmeye devam edecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çıkmadan bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz gerçekten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.